Şimdi değerlendirme alacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Rakamı aktardık. 1417 puan seviyesi, %1'e yakın bir yükseliş. Borsa İstanbul'un rekor seviyesi. Bu geçtiğimiz haftalarda da rekor üstüne rekor yaşamıştı Borsa İstanbul BIST düz endeksi ama bu rekorlar devam eder mi? Ne dersiniz? Yani edecek gibi duruyor. Çünkü bugün yalnız yurt içinde değil, dünkü ayrışmamıza ekstra bir katkı olarak söyleyebileceğim. Dünyada da bir nebze pazartesi günkü bu işte mutasyona uğrayan virüsle ilgili bir tedirginliğin de açıklamalar sonrası hem Dünya Sağlık Örgütü'nden hem de ilgili sağlık kurumlarından diyelim veya işte aşı çalışması yapan kurumlardan bir nebze daha bir güven sağlanmış gibi duruyor. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da aynı zamanda bazı soru işaretleri olsa da hem Amerika'da destek paketi hem de İngiltere ile Avrupa arasındaki Brexit süreci de belki bu akşam, belki yarın, yani onların Noel tatili öncesinde veya esnasında çok yakın bir zamanda burada da iyi haberler gelecek gibi duruyor. Yani yurt dışında sanki yılı biraz daha iyi kapama çabası var. Dolayısıyla kısa süreli hafta başında bir aşağı yönlü Borsa İstanbul hareket yaşasa da benim son iki gündür, yani dün ve bugün seans içinde düzeltmeler yaşamaya devam etsek de aslında güçlü para girişinin devam ettiği 1400 seviyesinde üzerinde tahmin ediyorum yılı belki de önümüzdeki hafta en yüksek seviyeden kapamaya doğru bir iştahla devam eden Borsa İstanbul göreceğiz. Her ne kadar yarın ve ertesi gün Avrupa ve Amerika'da bir nebze Noel sırasındaki borsaların kapalı olma sıralamasına da baktığımızda hacimler düşük kalsa da bu zaman diliminde bile ben Borsa İstanbul'un hisse bazlı hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Tonguç Bey, birazcık da sektörel değerlendirelim. Bankacılık endeksiyle başlayalım. Sektörü endeksi yukarıya taşıyan sektörler arasında yer alıyor ama bankacılık haricinde de başka hangi sektörler ön plana çıkıyor? Borsayı yukarıya taşıyan neler? Şimdi çok enteresan bir şekilde aslında son böyle bir 2-3 haftaya bakarsak neredeyse pandemi ile birlikte geride kalan, yani performans açısından geride kalan, buna ne diyebiliriz sektörel açıdan? Bankacılık var, evet. Ulaştırma var. Bunun yanı sıra bazı petrokimya şirketleri ve demir çelik şirketleri, ki bunlar hep konuşuyoruz. Yani endeksin ana endeks grubu içerisinde endeksi yukarı sürükleyen, buradaki ivmeyi hızlandıran hisseler. Buradaki para girişi veya yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hatta hızlı bir şekilde de son bir iki haftada devam etti. Fakat biraz böyle merdiven misali düşünürsek veya bir denge unsuru gibi bazı hisseler yukarı gidip dengeleniyor. İşte bu saydığım sektörlerde belki bu pazartesi günkü hani mutasyon haberi sonrası bir nebze yataylık oldu ama dün bugün bu sektörlerde de bir yukarı inme görüyoruz. Yani endeksi yukarı taşıyan ama en önemlisi aslında biraz daha yan hisse diyebileceğimiz, daha önce de yükseliş gerçekleştirmiş, hatta tarihi zirvelerine çok yakın olan hisselerde de yukarı kırılımlar görüyoruz. Dolayısıyla sektörel bazlı belki ayrıştırmak şu andaki yükselişi çok doğru olmayabilir. Borsa İstanbul'un aslında genel yapısına göre, yani son bir senede yaşadığımızın haricinde genele yayılmış bir yükseliş hareketini zaman zaman bazı sektörlerin ön plana çıktığı ama ana hisselerde de gecikmiş fakat yükselişin devam ettiği bir borsa trendi görebiliriz. Yani bir yönü görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla bir nebze geri kalan sektörler ön plana çıkıyor saydığım gibi ama diğer sektörlerde de belki işte teknoloji, gıda, sağlığı zaman zaman hisse bazlı ayırmak lazım. Çünkü pandemideki o iyimserliğin bu hisselerde biraz daha şu anki durumda yataylaşmaya neden olduğu durumlar, fiyatlamalar da görüyoruz. Ama diğer neredeyse tüm sektörlerde günlük olarak hareketler hisse bazlı görüyoruz ve görmeye de tahmin ediyorum işte 6 iş günü gibi düşünürsek yıl sonuna kadar görmeye devam edeceğiz. Herhalde eğer 1400'ün üstünde yarın ve cuma günü de kapanışlar devam ederse, yani bu yurt dışı piyasalar
biraz daha tatil havasındayken pazartesiden sonra 1450 hareketi de çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Senede yeni bir rekorla kapanır diye bir öngörünüz var. Peki şunu da ekleyeyim. Yatırımcı ilgisi nasıl bu noktada? Hem onu sormuşum hem de bir yandan da ekonomiye gelen destek mesajlarıyla birlikte bu taraf da güçleniyor mu? Çok taze bugün yine haberler alındı. Resmi gazetede yayınlandı. Bunların yönünü nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi borsanın ana tetikleyicisini şunu söylersek biraz yanıltıcı olabilir. Yani ekonomide alınan kararlar, ekonomideki ivme veya işte alternatif piyasaların işte hep konuşuyoruz altın gibi, faiz gibi. Hani buralardaki göreceli ucuzluktan dolayı artık yatırımcılar Borsa İstanbul'u tercih ediyor dersek biraz yanıltıcı bir yorum olabilir. Çünkü siz de biliyorsunuz ki işte yarın da bir Merkez Bankası toplantısı var. Her ne kadar bir faizlerde yükseliş, altında zaman zaman geri çekilme, sonra yükselişler gibi alternatif enstrümanlarda da zaman zaman yükseliş ve düşüşler olsa da artık borsa yatırımcısı ki yılbaşından bu yana neredeyse sayı olarak iki katına, yatırımcı sayısı olarak iki katına yaklaştık. Hacim olarak da yani buraya yatırılan bakiye olarak da yerli yatırımcının ilgisinin ben devam ettiğini görüyorum. Bunu da nereden anlıyoruz? Geçen ay 1 milyar dolara yakın Borsa İstanbul'a 1 milyarda devlet iç borçlanma senedine dolar bazlı bir para girişi oldu ama son 1-2 haftadır burada yurt dışı kaynaklı bir yataylaşma var. Büyük ihtimal Aralık ayında olduğumuzdan dolayı ama buna rağmen yerli yatırımcının da borsa ilgisi tüm alternatiflere rağmen sayısal olarak da yani açılan hesap olarak da bakiye girişi olarak da para girişi olarak da diyelim devam ediyor. Dolayısıyla sanki Türk yatırımcısı Borsa İstanbul'da evet pandemiyle birlikte tanıştı. Özellikle halka arzlar yüksek getiri burada sanki vazgeçilmez olmaya devam edebilecek yani düzeltmeler olsa da bir Borsa İstanbul'a karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada hem dikkatli olmak lazım yatırımcı nezdinde hem de yüksek getiriye alışan bir yatırımcı profilinde yatırımların da ya daha doğrusu talebin de borsaya devam edeceğini düşünmek gerekiyor. 2021 aslında hepimiz için yani borsa tarafında çok daha bence heyecanlı ve aktif bir yıl olacak gibi duruyor. Yani bunu yükseliş açısından söylemiyorum. Hem yatırımcı katılımı hem yabancı katılımı hem de genel anlamda fiyatlamalar açısından çok daha bence takip edilesi bir yıl olacak gibi duruyor Peki açıkçası. Tonguç Bey, çok kısa sektörlere ilişkin bir soru daha sorayım. Yanıtınızı da kısa alacağım. Hangi sektörler ön plana çıkıyor? Şimdi 2020'de pandemi sektörlerini konuştuk, gıda gibi, ama 2021'de beklentiniz nedir? Şunu söyleyeyim kısaca, gıda, teknoloji ve hep söylüyoruz aslında burada sağlık sektöründe bir nebze hisse hareketleri devam edebilir yani bu sektörler içinde. Çünkü belli çarpanlara, belli beklentilere göre hisse hareketleri değişebilir. Ama özellikle biraz önce saydığım son dönemde yükselen petrokimya, ulaştırma, bankacılık, demir çelik ve belki 1-2 ay sonra yani ilk çeyrekten sonra turizm tarafındaki hisseler de veya buna bağlı çalışan hizmet sektörü de diyebiliriz. Bu sektörlerde ben özellikle yılın başı ve gecikmeli olarak gelebilecek bazı yükselişlerinde yılın ikinci çeyreği ve ikinci yarısından sonra Peki. daha hızlı olabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Peki Tonguç Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizler.